Merhaba hocam. Hocam hoş geldiniz. Hocam merhaba hoş bulduk. Ekonomi kaynıyor. Siz yoksunuz ortada hocam. Hocam en güzeli ya. Kendimi güvenli bir yere attım. Fakat hocam tebrik ederim. Ülke gerçekten batmıyor bu konudaki evet, öngörünüz. Batmaz hocam. Beter olur, şöyle olur, bu olur ama batmaz hocam. Ülkeler şirket olmadıkları için malum. Bugünkü konumuz borsaya yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bu üçüncü galiba değil mi? Borsa ilgili konuşuyoruz ama bu sefer daha spesifik bir şey yapıyoruz. Kime yatırım? Hangi borsa? İsim verin hocam. Artık <laughs> borsaya yatırım yapalım mı, yapmayalım mı geçtik. Zaten yapalım diyoruz. Kedili ekonomist. Hocam kedili video. Peki hakikaten geyik bir yana siz borsaya yatırım yapıyor musunuz? Tabii tabii. Ama yatırım tavsiyesi değil değil mi? Kanunen değil ama şöyle söyleyeyim. Literatür bile zaten şunu söylüyor. Uzun vadeli para yatırıyorsanız paranızın bir kısmı borsada olmalı. Bu bölüm bence yatırım tavsiyesi meselesi değil. Evet. Uzun vadede evet ama buradan girelim hangi kağıdı alalım haftaya satalım mı falan. Tabii ki bu hani günlük takip edilecek bir konu. Ama zaten bir insanların parası portföy olmalı. Tek bir şey de olmamalı. İki portföyün bir bölümü hisse senedi olmalı. Burada bir risk yok bunu söylemek Mustafa, sen yatırım yapıyor musun hisse senedi? Bazen yapıyorum bazen yapmıyorum ama şey çok kolay değil mi? Kışa girerken yani enerjiyle alakalı şeylere yatırım yap. <laughs> Yaza girerken meyve sebzeye yap. Otel motel yani. falan. Evet. Basit değil mi? Niye bu kadar riskli ve insanlar inanılmaz kaybettik vesaire diyorlar. Dediğin şey çok doğru fakat çok turist gelecek. Uçak firmalarının hisselerini alalım. E o zaman hep beraber bunu biliyorsak turizm sezonundan 10 gün önce alırsak artacak. O zaman ben 15 gün önce alacağım. Sen 40 gün önce alacaksın ve sonra bu giderek geriye yansıyıp bir süre sonra ortadan kalkacak. Sonuçta bu tip değerleri mesela şeyler de vardır. Ayın ilk bilmem kaç günü alırsanız artma ihtimali daha çoktur. Ya da şu ay alırsanız artma ihtimali daha çoktur filan. Bunların zaman içinde anomali deniyor. Bu anomalilerin zaman içinde törpüllenmesi ve ortadan kalkması bekleniyor aslında. Dolayısıyla hep söylediğiniz gibi eğer bir orta vadeli yatırımsa aslında bunlar sağlam yatırımlar. Kısa vadeli düşünenler bu riskleri dalgalanmaları karşılıyor. Kesinlikle öyle. Zaten mesela ben çok söylerim. Ülkenin en büyük portföy şirketlerinden bir tanesinin yöneticisi, genel müdürü bizim arkadaşımız olsa da sorsak keşke ne alıyorlar acaba filan dendiğinde aslında aldıkları kağıtlar belli. Hangi hisseyi ne kadar aldığını söylemez ama Borsa İstanbul endeksler var işte. Biz BIST 100 diye. Zaten BIST 30 bazı fonlar bilemedim BIST 100'den kağıt alıyor. Şu Amerikan filmlerindeki gibi içimde bir his var. Şu kağıt gidecekmiş falan böyle bir yöntem yok abi. Zaten profesyonel alabileceği kağıtlar bazı durumlarda kanunla bile tanımlanmıştır. Yani sermaye piyasası kurul der ki mesela ya da emeklilik fonlarında mesela. Sen insanlara parasını yönetiyorsun. E içimde bir his var deyip saçma sapan kağıt alamazsın. Benim berber uranyuma yatırım yaptı. <laughs> 7-8 ay önce. Kaybediyorken bizim fiyatlar artıyordu. Şimdi anladığım <laughs> kadarıyla artmış. Bir süredir zam yapmıyor. Hocam yalnız komisyonlardan çok kaybediyoruz diyorlar. Tamam hizmeti alıyoruz çok güzel ama komisyon evet önemli. O zaman biz de diyoruz ki bazen böyle fırsatlar olabiliyor Midas'ta olduğu gibi. Ben çünkü yeni geldim. Borsa İstanbul'da artık SPK üzerinden yetkiliyim. Borsa İstanbul'dan da senetleri alıp satabilirsiniz. E o zaman ben de size bir güzellik yapayım diyor. Önce bir 3 ay falan dedi. Sonra anladığım kadarıyla yıl sonuna kadar komisyon almıyorum diyor. Bu güzel bir şey. Hangi yani... yıl olduğunu da söyleyelim. 2000. <laughs> 2028 yılına kadar. 2023. <laughs> evet onu sormak lazım yani hangi yıl sonuna kadar. 1974 yılı sonuna kadar kesinlikle komisyon komisyon almadık. Valla bunu dert edinenler açısından evet güzel bir fırsat yani. Zaten platformun başka özellikleri de var daha önce de konuştuğumuz. Yurt dışından işlem yaptım, Türkiye'den yaptım, dolarımı TL'ye çevirdim. Hadi buradan aldım. E komisyon da almıyorum süper. Bence denemek Anladım. lazım. Hocam. en son bıraktığımızda Midas sadece yurt dışından işlem yapabiliyorduk. Şimdi artık buradan da yapabiliyoruz. Evet ve bu aslında büyük bir özellik düşünsene. Yani aynı platformdasın ve işte gündüz bizim borsamızdan bir aldın sattın. Komisyon da vermedi yıl sonuna kadar. Bizim bura kapandı. Böyle heyecanlı <laughs> arkadaşlar var. Böyle, Akşam da işlem yapacağım falan. Yap kardeşim zaman. Amerika açık oradan devam et. Ha ediyor. aynı arayüzden mi yapıyorsun? Evet evet. Ha o da çok Aynı iyi. platformda bunu yapıyoruz. Yani bir yerden bir yere para taşımıyor. Başka kurum kullanmıyoruz. Ve aynı kurum da ediyoruz. hesabında ortak mı oluyor o zaman? Bizim mevzuatımız gereğince buradaki paranın sonuçta takasta bulunması için takas bankta olması için hani bu açıdan arka tarafı ayrı ama kullanıcı olarak bunu fark etmeyeceğim yani. Daha Benim çok açımdan iyi. iki yerde de param var ve tek platform kullanıyorum. Ya yeminle ben hep bunu düşünüyordum ya. Niye başka borsalar için başka hesap açayım diye? Hem öyle hem de abi düşünsene TL'de kazandın artık bizim borsa şişti falan diye düşünüyorsun. Çevir Hemen. dolara, Çevir tarafta işlenme. Orada da az komisyon oluyorlar ha. Yani kotasyonları gayet iyi. Kotasyon. Hocam kotasyon ya. Hocam sen frankofonsun Biliyorum ya. De halkın arasında <laughs> bilmeyenler vardır. Kotasyon. Döviz alış satışında fiyat farkları var malum. Diyor ki mesela doları alış örnek veriyorum. 18-20 satış 30 diyorsun. Millet de diyor ki ya ama büyük marj var filan. Şimdi bunu 18-25, 18-27 yaparsan alış satış arasındaki fiyat farkı çok düşük olmuş oluyor. Oradan bahsediyorum. Yani makas. verilen. Makas. güzel. Verilen fiyattan bahsediyoruz. Makas ne kadar darsa aslında hızlı hareketlerle bir öyle geçtiğim bir buraya geçtim. Az maliyetle bu iş yapmış oluyorsun. Tamam hocam bizdeki komisyonlar düşük. Amerika'daki komisyonlar ne durumda yalnız? Orada da çok düşük zaten. İşten başına bir buçuk dolar masraf alıyor. Ayrıca hesap işletim ücreti de yok. Yani dolayısıyla iki tarafta da muhtemelen en iyi fiyatlamayı veren kurum gibi görünüyor. Yalnız bir buçuk dolar derken fiziken küçülmeniz beni çok etkiledi hocam. Bir daha <laughs> programımızın bugünkü sponsoru Midas'a ve Mustafa Seven'e ve Hakan Özerol'a teşekkür ediyoruz. Hocam biz biliyorsunuz öyle tavsiye veren falan bir kanal değiliz. Biz aslında ekonomi kanalı da değiliz. Var öyle çok kanal. Oraya gitsin ...sinler kardeşim falan gibi bir giriş oldu. <laughs> Kalıcı şeyler yapmaya çalıştığımız için genel olarak birisi borsaya girmek istedi. Neye baksın? Güzel. Berber, kuaför, enişte, taksi şoförü gibi önemli kritik kadroları çok dikkate almıyoruz. Oradan başlayalım yani. Bu arada bu bizim ülkemiz özel bir şeyle değil ha. Yurt dışında yapılan çalışmalarda işte böyle bir fikri kimle alırsınız? kimi fikri önemsersiniz diyor. Hani şıklar arasında şey var işte, The Economist, Wall Street, bilmem ne, Berberim. Yani gerçekten var şıklarda ve bayağı işaretli. Ama yani. ben şeytanın avukatını yapabilir miyim? Olamaz mı kardeşim? Niye adamı aşağılıyorsunuz? Belki ...ki duydu. Şey belin arıyor ne yaparsın? İlk yere giderim yani. Lan bir doktor mesela. <laughs> Abi adam <laughs> aynı zamanda maç skoru da veriyor. Hepsine güvenemiyorsunuz. Ya yani şeyi çok merak ediyorum ben. Yani filmlerde olur ya siz böyle devasa ekranlar hepsinde acayip böyle bir haritalar, analizler, listeler. Onlar gerçek mi? Onları siz okuyor musunuz? O hava olsun diye mi Tabii o şey spor kulübü üyeliği gibi mesela. Gidiyorsun öyle yani mesela. 50 makine var. Üçünü kullanıyorsun ama hani lazım olsa kullanabilirim aslında. Çok iyi oldu bu kulüp. Kesin burada <laughs> fit olurum. Bunun karşılığı şaka bir yana <laughs> elbette yani ondan faydalanan insanlar var. Bir kısmını öyle şekil olarak koyanlar da var. Ama şekil olarak koymak için bayağı maliyetli bir şey. Öyle söyleyeyim. E, yani. Biliyoruz. Orada... Bizde de çok ekran var. <laughs> evet, evet yani... Zaten tutturamazsak oraya döneriz diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani şunu söyleyebilirim sevgili Mustafa. Yani düşünsene. Bizim borsamızda işlem yapacaksın. 450 tane hisse var. 450 tane hisseyi takip edemezsin zaten. Genelde bunu elersin, elersin. Çok baktığın ne bileyim 10-15 kağıt vardır. Duruma göre o bile çok. Onun grafiği, onun özellikleri, onun mali tablosu, onun geçmiş fiyatları falan. Hepsini aynı anda bakayım. İşte o ihtiyaç niye var? hepsini aynı anda. Bunlar anlık şeyler mi? Yani 30 saniye geç kalırsam Allah gitti para gibi bir durum Süper. mu var? Süper. Şimdi yatırımcı modelleri, yatırımcı türleri. İki tür yatırımcı var. Bir aracı kurumda hesap açtığın zaman bankada böyle risk profil anketi falan yaparlar. İlk müşteri olurken hisse alacağım dersin. Şu anketi dolduralım falan derler. Sen de nedir abiciğim o anket dersin? Ne kadar risk alabilirsiniz? Yaşınız kaç, boyunuz kaç? Ona göre öneride bulunacağız falan der. Bu anketlerin temelini oluşturan iki tane baba çalışmalar. Bunlardan bir tanesi diyor ki yatırımcılar iki türdür. A aktif yatırımcı. Bunlar kendileri işte hayatları boyunca çalışarak para kazanmışlardır. Yok tırnaklarıyla buraya gelmişlerdir falan filan. Bunlar piyasayı takip etmek isterler. Akıl fikir versem bile niye diye sorgulamayı tercih ederler. Altını incelerler, üstüne bakarlar. Kendi kararlarını verirler ve kar zarar konusunda da kararların arkasında dururlar diyor. İkincisi de pasif yatırımcı. Bunlar genelde daha küçük montanlı parası olan, yüksek risk almayı sevmeyen, yönlendirilme ya da alternatifleri dinleme konusunda bunlara meraklı olan insanlardır diyor. Şimdi aktif yatırımcıysanız senin dediğin gibi ben kendi kararımı veriyorum, işim gücüm de bu arkadaşım, alacağım satacağım gün içinde çünkü fiyatlar sürekli oynuyor. Bundan faydalanacağım diyorsan sorunun cevabı evet. ya yani Orada bakman lazım, takip etmen lazım filan. Ama pasif yatırımcıysan mesela benim gibi o zaman zaten birkaç kritere bakıp birkaç hissele oluşan portföy oluşturursun ve sonra beklersin. Çünkü hayatımın anlamı bu değil benim. Bir de bunun şey tarafı var. Startup tarafında da vardı. Ne yaptın? Startup kurduk falan. Oğlum ne yani? yani? Dürümcü mü ne kurdun yani startupı? <laughs> Bunu yaparken sadece bunun bici bicisini, ismini rengini, onun kartını sevmek için yapanlar var. Sevdiği için yapanlar var. Şimdi borsa tarafında da öyle bir kitle var ya. Yani. Ne yapıyorsun? Ben borsacıyım. <laughs> yani ne yapıyorsun yani? Borsacıyım. Yani sabah akşam ekrana bakıyorum. Süper abi o zaman birkaç ekran da almalısın. Yani bak eğlenceli böyle bakabilirsin. Şimdi bu bir Mustafa tercih. dediği gibi o büyük yatırım şirketlerinde yani Rivot filmlerinde hep görüyoruz ya. Abi kur, kurumu geçtim zaten. Kurumun işi o. Yani oradaki sorun evet ya. Adamın işi Bir o Bir de zaten. şey Mustafa şey dedi ya gecikmenin önemi var mı dedi. Ya kablo çektiler Atlantik'ten daha hızlansın diye. Yanlış mı hatırlıyorum? Ya şu da vardı biliyor musun? Bizim borsamız ilk kurulduğunda eski adıyla İMKB. Şöyle komik işler vardı. Piyasayı bilenler bizi izlerken gülümseyecekler alttan. Bazı işlemlerin sonuçları bildirilirken alfabetik olarak gönderiliyordu. Onun için aracı kurumların yarısından fazla A harfiyle başlıyordu. Sonra bir şey daha vardı hocam. Emir girmek için eskiden borsada içeride böyle tahtaya falan yazıyordun. Daha sonra bilgisayara geçilince bu sefer de senin dediğin konu abi. Emir giriyorsun ya ne kadar yakın olduğuna göre emir girişi daha hızlı gideceği için borsanın fiziken binasına yakın yerlerdeki aracı kurumlar avantajlı oldu yani falan. Yani galiba bir saniye evet. bile fark ediyor. Evet, milisaniye hatta yani birkaç milisaniye. Ama şimdi tekrar toparlayalım. Şimdi Mustafa'nın sorduğu eğer aracı kurum üzerinden gidiyorsak evet. Çünkü aracı kurumda birine diyorsun ki bak şu okulları okudun, geldin, ben sana işi anlattım. Aha da ekran. 50 milyon dolar para yönetiyorsun. İşin bu. Şimdi bu adam evet yani kahve bile içmeyerek, ekrandaki tüm değişikliklere bakarak en iyiyi yakalamaya çalışacak. Ama biz bunu amatör yatırımcıya çevirdiğimizde, kurumsal değil de kendi parasını yöneten insanlara çevirdiğimizde o zaman diyoruz ki yani bu hem bu kadar kolay değil. Yani bu adam senin rakibin. Demin anlattığın adam senin rakibin. Yani sen evde iki tane ekran alarak bu adam yenebileceğini düşünüyorsun. <laughs> bir kere bunu bir tanımlamış olalım. Artı sabah akşamına bakacaksın abi. Mesela ben kendi adıma bunu kabul etmiyorum. Değerse bakanları anlıyorum. Yani adam sabahtan akşama kadar buna 8-10 saat mesai harcayıp parasını günlük bazda %1 arttırıyorsa bir mantı olabilir ama üst üste birkaç tane doğru adım mı atması lazım bunun için. Yani hep doğru atama oynaması lazım. Sadece ilgi alaka yetmiyor herhalde. Bir yine de bir bilgi bir şey gerekiyor. Günlük %1 arttırıyorsa yılda 365 eder. Basitten bir de şeyden yaparsak <laughs> daha da fazla <laughs> ediyor. Bayağı iyi ben yüzde çok bir yani. Gerçekten teorisi var abi. Mesela şöyle düşün. Trade yapıyor adam. Benim bir arkadaşım var abi. Her aldığı doğru çıktı falan. Ya öyle bir adam varsa niye senin hala <laughs> arkadaşın ya? Her aldığı doğru çıkabilir mi <laughs> abi, bir adam ya? Ya da bu adam hala niye bu iş yapıyor yani? Düşünsene mesela. Her hareketi doğru olan bir adamın 6. ayın sonunda birkaç 100 milyon dolar bir adam olması lazım ya. Her işlemi doğru çıkan bir adam. Hikayeni biliyor musun? Trade'deki mantık şudur. 10 işlem yaparsın. 7'si artıdaysa, 3'ü eksideyse çok başarılı. Çok iyi yani. Sen ortalama 7, ortalama 6 ile falan gidiyorsan biz buna razıyız yani. Ortalama 9, onda 9 beklemiyoruz bile senden. Onda 7 bile büyük bir şey. Diyorsun. Büyük bir şey tabii. Dolayısıyla kendini bil. Ben neyim arkadaşım? Ben dediğin gibi işi gücü bıraktım, ekranı ekranı koydum. Ben buna bakacağım. Süper. O zaman adını koyalım. Alsat yapıyorsun. Bu alsatın teorisini bir kere bil. Nereden öğrenebilirim? Can Mustafa'da iki ekran vardı. Ben hep düşünüyordum. Niye bu adamda iki ekran var diye şimdi anlamaya başladım. PUBG <laughs> 4 olsaydı duramazdın. <laughs> Valla eğitimi nasıl alır? Atıyorum 6 aylık eğitimle bir temel bir okuma yazma bilgisine sahip ya olabilir bu, bu ekonomi kanallarının en sevdiğim muhabbettir. Hakan Özeroğlu <laughs> bizim verdiğimiz bir kurs var arkadaşlar <laughs> alttan geçen kodu <gülüyor> <gülüyor> ya bak güzel soru ben de bunu merak ediyorum Abi şöyle söyleyeyim bence bugün artık hele ki pandemiyle ben bunu öğrendim her şeyi öğrenmek çok ucuz ve erişilebilir finansın merkezi New York Londra olduğu için hani İngilizce avantajımız varsa çok iyi bir durumdayız yani dünyadaki en baba portföy yöneticisi böyle yani randevu alamayacağın herif konuşuyor bir yerde gir Google anlatıyor böyle böyle yapılır ama bizimkiler şey şöyle dinliyor yalan ya öyle değil <laughs> ben biliyorum nereden biliyorsun bizim bir arkadaş var. Hiç bunları yapmadı falan. <laughs> ya Derin. ama 50 milyon dolarla oynayan çocuk vardı ya bir sürü ekranı olan. Çok para burada bir faktör değil mi? Kuaförden almamanın nedeni biraz da az parası olması değil mi aslında? Abi şöyle bakalım. Çok parayla piyasayı yönlendirme ihtimalin var. Doğru. Fakat bu suç. O zaman zaten manipülasyon mu yapıyor ya geliyor Bir dakika bu. ama şimdi o, o, çocuk sabah kalktı. Kahvesini içti. Sonra geldi. Flu aldı. FLU koduyla. Bilmem nerede işlem gören. 50 milyonu bastı flu'ya. Arttırdı bu suç mu? Şimdi burada büyük bir açmaz var. Ben aldım a artmış dersen suç değil. Ama ben arttırmak için aldım dersen suç. O Allah Allah'la senin aranda. Farkı nasıl göreceğiz? Gri bölge orası zaten. O farklı olan bölgeyi yakalayabilirsen zaten o ülkenin SPK'sı dava açıyor. Elon Musk Twitter'ı alacağım. Ya hakikaten alacağım çok merak ediyorum. Şimdi bu suç değil gibi görünüyor. Ama alacağım diye fiyatı arttırdın sonra almadın. Sen bunu yapmak için mi yaptın? Onun için yapmamıştım ama öyle oldu. Ne yapabilirim? filan diyorsun. Yani gri bölge orada spekülasyon manipülasyon farkı zaten. Ben Midas'tan açtım 50 milyonluk aldım. Kimse bana bir Tabii şey demiyor. Tabii <laughs> ki suç değil. Sadece şu Öyle kuralları olabiliyor. Bizde de var mesela. Örnek veriyorum. O şirketin belli bir oranından daha fazla. Yani örnek veriyorum halka açık tüm şirketin yüzde işte onundan fazlasını aldığında filan belli baremler konur mesela. İlgili kuruma bilgi verirsin. SPK dersin ki biz şu şirketi yüzde aldık. Şimdi biraz daha aldık aldık artı yüzde aldık falan. Bunun çünkü bir haber değeri var. Yani küçük yatırımcı şunu bilmeli. O en meşhur yatırımcı Hakan filonu yüzde otuzunu almış abi. Yani <laughs> ben de alayım o zaman falan diyebilir. Ya da ben almayayım o zaman diyebilir. Ya Neyse, da Hakan yani. delirdi diyebilir. Evet. Okey. Ama bu bilgi bu bilgiyi hak ediyor. Genelde suç değil, yasak değil ama kamuyu aydınlatma zorunluluğu var. Büyük alımlarda, büyük satımlarda böyle zorunluluklar var. Ana eksenimize dönelim. Flu'yu almak isteyen birisi neye bakmalı? Tabii flu'yu almamalı ama şimdi spekülasyon da olmasın. Başka isim vermeyelim. Diyelim ki FLU adlı firmayı alacak. Alacaklar neye bakmalı? Biz iki tane meşhur analizden bahsediyoruz. Bir tanesi temel analiz, diğeri de teknik analiz. Şimdi teknik analiz senin gırgırını yaptığın gibi. <laughs> İnternette bol bol. Abi bunu kırarsa buradan 30'a kadar gider. Oradan dönerse ters omurda somurda. Ondan düşer falan. Çevirmeye Şimdi, yakalanır. Bu, şaka bir yana teknik analiz flunun hisselerinin borsadaki geçmiş hareketlerine bakarak... ...gelecekte nasıl bir hareket yapacağını tahmin etme çalışması, sanatı... Bununla ilgili bir şey sorabilir miyim? X ve Y aksında giden herhangi bir şeyin herhangi bir yerden çektiğiniz çizgilere değmesi son derece beklenebilir bir durum. Hatta çizgileri zaten oraya göre çektiğimiz için zaten değdir. <laughs> <laughs> Çünkü şey diyorsun değil mi? Ya, i̇ki noktadan bir doğru geçer anlamında. <laughs> Temel matematik adam doğru. Zaten şöyle bakalım ona örnek veriyorum. Bir şeyin fiyatı, flu hisse fiyatı 3'e gitti, 3'e düştü, 5'e gitti, 3'e düştü, 5'e gitti, 3'e düştü, 3 buçuk oldu. Ne olur abi şimdi? Bu bir Karadeniz firması diye düşünün <laughs> Adam diyor ki 5'e gider. Nereden biliyorsun? Çünkü daha önce hep 5'e gitmiş. Şimdi bir sürü insan böyle bakarsa. Bu insanlar 3'ten bunu alıyorlar. Alınca 5'e gidiyor. 5'e gidince de ben diyorum ki oğlum teknik analiz <laughs> hakikaten çok iyi çalışıyor. <laughs> Halbuki sen mi çizgiyi çizdin, çizgimi seni çizdi Ayrı bir konu ama sonuç olarak çok da karikatürize etmeyelim çünkü bayağı insan bundan ekmek yiyor. Evet. Bu teknik analiz e, haklarını verelim. Tabii insan psikolojisini evet. aslında orada ölçtüğü teknik analiz yanlış bir isimlendirme olabilir. Yani o psikolojiyi ölçüyor. Zaten davranışsal evet. finansın bir altında da bunun yapılan çalışmalar var. Yani bazı kurumlar teknik analiz raporunu Alman büyük bankalardan biri Sağ finans raporu diye yayınlıyor. Ne yapıyorsun diyorum? Teknik analiz yapıyorsun. Çünkü teknik analiz deyince sanki gerçekten kelime itibariyle gerçekten çözmüş yani arabayı tamir ediyor gibi. İlkel bir istatistik aslında. Evet. En basitinden bahsediyorum. Daha kompleks modelleri de var. Sonuçta işte bilgisayarı koyduğun zaman abicim diyorsun ki bunu buna al, kare kökünü al. Bakalım nereden geçiyor. Bir falan de ne, ne yani. kadar geriye gittiğin de herhalde önemli. Ha, önemli. Şimdi bak çerçeveyi bozmamak adına. Buradaki hikaye şu. Geçmişteki fiyatlara bakarak gelecekteki fiyatın ne olacağını yakalamaya çalışıyoruz. Bu bir. Ama bunu yaparken abi Flu TV pardon Neci ya? Siz Domates mi bakmadınız? Bak. Tek baktığımız fiyat 3 ile 5 arasında gitmiş gelmiş. Ne iş yapıyorsun bilmiyorum. Sermayen kaç para? Bakmadım. Bu bir. Diğer baba yöntem ise temel analiz. Temel analiz tarafı aslında bizim bu açıdan biraz daha belki ciddi aldığımız. Biraz daha dedi yalnız. Biraz daha ciddi ve biraz daha zor olduğu için de daha az bilinen. Çünkü bu daha basit. Tekrar izleyen arkadaşlarımıza hani laf ediyor olmayalım. Ben teknik analiz dersi de veriyorum. Sadece buradaki mantığı kurmaya çalışıyorum. Temel analiz tarafındaysa birkaç aşamalı bir yaklaşım olabilir. Ben basit yöntemi söyleyeyim. 3 aşaması var. Bir Genel ekonomi analizi. Bırak Flu TV'yi Türk ekonomisi nasıl ki Türkiye'den bir şirkete para yatırılır mı? Türkiye'de trend nereye gidiyor ki? YouTube'dan para kazanmayı düşünen bir şirket Türkiye'de iyi mi filan? Yani temel ekonomik analiz. İki temel ekonomi. Türk ekonomisi iyiye gidiyor. Büyüyecek genç nüfus var. Bir şey bir şey bir şey. O zaman aşama iki. Sektör analizi. Bunun içinde medya ve gıda sektörü bilmem iyi. Bu iki sektör iyiymiş. Onun altına geliyorum medya sektöründe Flu TV mi? A TV mi? B TV mi? diye. Şimdi o zaman bir makro ekonomiye bakıyoruz. Ekonomik resmi. İki sektöre bakıyoruz. Üç şirkete geliyoruz şirkete geldikten sonra da artık bunların mali tabloları başta olmak üzere bir sürü açıdan bakıyor olacağız. Yani bir çerçeveleme yapmak gerekirse teknik analiz, temel analiz, temelde makroekonomi, sektör, firma analizi diye gidiyoruz. Onun için de biraz daha tabii karışık olduğunu, biraz daha teorik bilgiye vakıf olmak gerektiğini kabul etmek lazım. Bir sürü kısaltma var. Yok FK analizi, yok PDD falan. Onlar nedir? Firma nasıl incelenir diye geldiğimizde ise bu sefer aslında mali tabloları inceliyoruz biz. Bilançosuna bakalım. Nakit takım tablosu. Nakit takımına bakalım. Onlar Kâr açık mi bilgiler mi peki? Halka açık firmalar için açık bir bilgiler. Hepsini bulabiliriz. Bizde bir ara kanun çıktı biliyor musun aslında? Bütün şirketlerin web sayfası olacak diye bir şey çıktı. Ha. Ve web sayfasında maliye tablonu yayınlaman gerekiyor diye bir kanun bir ara çıktı. Oo, çok ilginç. Çıktı ve çıktığı gün millet dedi ki deli misiniz arkadaşım? Yani deli misiniz ya? Çok ufak bir araştırmayla bu civarda en çok para kazanan esnafı bulup dayı hayırlı günler <laughs> sıkıntın oldu mu buradayız şeklinde. Mahallenin bıçkınları, ücretsizler her mahallede şey belli yani. Peki bir dakika bu nereden uydurmuşlar? Amerika'da falan var mı? Var. Avrupa'da da var. Çok ilginç. Aslında çok mantıklı ama işte işte böyle güvenlikle ilgili bir sıkıntılar falan olmasa şeffaflık harika bir şey. Ama tabii Türkiye gibi ülkelerde bu biraz sıkıntılı. Yani şey gibi düşün gidiyorsun Mustafa'cığım bir barış verir misin? Bizim de işler fena. Kardeş. <gülüyor> 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 bu kadar kere falan. Koptuk ama senin söylediğin yani bunlar hariç halka açık firmalar zaten 3 ayda bir mali tablosunu açıklamak zorunda. Bunlar da kap. Kamuyu aydınlatma platformu. <laughs> Transferlerde oluyor. Transferler evet kapa bildirdik falan. Şimdi yönteme geçelim. Ne yaparız? Yatay analiz. Nedir abi yatay analiz? Ya gelir tablosunu koyarım bu yılki. Geçen senekinin yanına koyarım. Yatay. Bakıyorum yani Satışı %30 artmış. Kârı ise %40 artmış. Satışı %30 artmışsa, maliyetleri de %30 artmışsa, karı da %30 artmışsa bu şirket geçen sene göre %30 işlerini büyütmüş. Ama enflasyon ne kadar acaba? Bu dataları nereden aldık? Halka açık kaptan aldık onları. Tamam, Kamu Kamuya aldık. Ama şunu hemen dikkate alırım. Ya bu adam ne satıyor? Kupa. Kupa fiyatları %30 arttıysa ya bu adam aynı miktarda kupa satıyor olabilir. Yani bunu ben bir kere enflasyona arındırmalıyım. Birincisi bu. Bunu yaptım. Okey. Geçtim ben bu analizi. Ama analiz şöyleyse. Satışı %30 artmış. Ama karı %50 artmış mesela. O zaman derim ki bir dakika ya bir şey olmuş deyip incelerim ve şeyi bulurum mesela. Ha daha az personelle daha çok satış yapmış. Ya da ham maddeyi daha ucuza almış filan. Analiz böyle bir şey. Bu yatay analiz. Yani iki dönemi birbirle kıyaslamak. Bunu herkes yapabilir. Evet tablolar önünde. Biraz böyle alacaksın Excel'e falan yapacaksın. Hatta Excel formatında filan veriyor bazı kaynaklarda alıp çalışacaksın. Ama tabii hani alın buna çalışın demek biraz komik. Bilmen lazım. Örnek veriyorum. Havacılık %100 arttıysa bravo demezsin. Mesela pandemi vardı abi. Tabii ki %100 artacak. %200 artsa belki. Baz etkisi. yeridir Bravo. Baz etkisi. <laughs> baz etkisi nedir hocam? Bazlama geliyor hep aklıma. Abi çok... aldığın baza bakıyorsun ya. Yani aldığın baz sıkıntılıysa mesela. Kriz yılını aldıysan bu rakam şişik. Saçma. Ya da en iyi yılı aldıysan bu rakam saçma olmuş olacak gibi. Şimdi bu yatay. Bir de dikeye bakarız. dikey de şöyle mesela. 100 liralık mal satıyoruz ve kaç lira kar kalıyor? ...kendi içinde, yukarıdan aşağı bakıyorum. 100 liralık satışta ne kadar maliyet yapıyorum? 150 yaptığımda maliyetim ne kadar gibi? Yani iki dönemi kıyaslamak değil, kendi içinde hani şey muhabbeti. Kolayı kaç sattık abi? 20. Gelişi kaça sana? İşte 10. <laughs> reklam ne Ha o zaman bu adam 30 liraya kola satıyor ama aslında... ...bunun zaten 20 lirası işçilik ve reklam falan filan. Bu da dikey. Trend analizi var üçüncüsü. Son 5 yıllık satışlarına bakarak trende bakıyorum. 5 yıldır Flu TV reklam gelirinde yükselişte gibi. mesela Bu da bir trend gösteriyor. Var. Bu da stabil ülkeler için mi geçerli? Türkiye'de <laughs> <de> var mı <mıydı? gülüyor> <laughs> evet yani ama bizde de oluyor ya fena değil. Bizde de var. Şimdi sende de bilmiyorum arada problemli yıllar olsa da sürekli yukarı giden bir trendim var değil mi? Kilo olarak mı? Şey? Flüt gibi TV olarak ya. Fiyata analiz, dike analiz, trend analizi. Dördüncüsü de hocam rasyo ya da oran analizi. Orada da şunlara bakıyoruz. Mesela örnek veriyorum. Kar bölü toplam satışlar. Borçlar bölü bilançonun toplamı filan gibi. Hani bir rakamın başka bir rakamla ilişkisini. Toplam içinde bir rakamın önemini bulmaya çalıştığımız şeyler. Mesela piyasaya 100 lira borcum var dediğinizde ben şunu sorarım. Bu borcun ne kadarı piyasaya, ne kadarı bankalara. Çünkü sen tedarikçiye borcun varsa... Piyasayı tokatlayabilirsin ama bankaları tokatlayamazsın. Yani şunu diyebilirsin. Ya Mustafa Bey olmadığı için imzadan çıkmadı Hakan'cığım. Haftaya vereceğiz dersin. Peki falan derim. Ama bankaya bunu dersen peki deyip bir haftalık daha faiz çakar yani Anlatabildim <laughs> mi? Dolayısıyla banka borcu bölü toplam borç mesela. Bir oran. Borçlar ne kadar abi? 3 ay içinde ödeyeceklerimiz var. 2 sene sonra ödeyeceklerimiz var. Kısa vadeli borç bölü toplam borç gibi. Bir şeyi bir şeye orantılayıp ama anlamlı bir şeyi ölçmeye çalıştığım <laughs> rasyon. Araba üreten bir firma için bu kolay. Şasi Belli satış belli falan filan ama kültürel değer üretiyorsa atıyorum yine FLU kodlu şirketi alıyorsan şimdi maliyet çok belirsiz, getiri çok belirsiz, gelecek dolayısıyla çok belirsiz o tür bir sektörde nasıl değerlendiriyorsun? Bu anlattıkların bu arada şey değil ha şirket değeri bulmadık buradan biz. Biz buradan şunu bulduk satışları iyiye gidiyor, maliyetleri düşüyor gibi şeyleri bulduk İşler yolunda. Ya da borçluluğu azalıyor gibi şeyler bunlar. Senin söylediğin başka bir iş abi firma değerleme valuation dediğimiz yani bu firma kaç para eder? Şimdi bu başka bir iş. Gelelim ona. Ona da geleceğiz yani. Okey tabii ama buradaki mesele şu. Analiz yapıyorum derken Türk Hava Yolları iyiye mi gidiyor? Trend analizi yaptım kardeşim. Son 7 yılda yolcu sayısı giderek artmış. Karlılığı bilmem ne olmuş. Satışlar içinde pilotlara verdiği maaşlarda artış var filan. Bu firmayı analiz etmek. Bir araya girebilir miyim? Bu 50 milyon doları yöneten o genç oğlan bunların hepsini biliyor mu? Aa süper soru. Bak genelde şöyle çalışıyor abi. Bizde mesela portföy yönetim şirketi bir sürü var ülkemizde. Senin genç oğlanın ekrana bakıp alsat yapıyorum diyen çocuğun genelde işi şöyle oluyor. O kurumun bir tane araştırma bölümü oluyor. Bunları o ekip bak. Yani sana diyorum ki sen abi otomotiv sektörü bilançolarını incele. Sen gıdayı incele. Ben havacılığı inceleyeyim. Çalışıyoruz. Sen diyorsun ki bak otomotivde şu firma ucuz kalmış. Bu firma iyi. Bu çok iyi falan diyorsun. Sonra bu raporları derleyip toplayıp şeye karar veriyoruz. Demek ki biz borsadaki 400 kağıdın şu 23 tanesiyle ilgileniyoruz. Ama bu datayı başkaları da biliyor. Biliyor tabii. O zaman uğraşmaya gerek yok. Banktan al mesela. Olmuyor. Mesela güzel sadece bu hizmeti veren kurumlar var Amerika'da. Portföy falan yönetmiyor. Çünkü Amerika bir de çılgın bir yer. 8 bin tane hisse var. 8 bin hisse içinde şu 7 hisseyi öneriyoruz. Sebebi de budur diyor ve bu bilgiyi sana satıyor mesela. Ama tabii bu mi? da spekülatif. Tabii ki. Ama buradaki mantık şu. O parayı verip o hizmeti alıyorsun. Tutmazsa 2 ay sonra aboneliği iptal ediyorsun. Yani bunlar tutturamıyor Peki biz. senin aldığın data atıyorum Deutsche Bank'ın analizinden farklı mı oluyor? Çünkü o da aynı dataya bakıyor. Olabiliyor. Ya. Oluyor demeyelim. Şunda bir sıkıntı yok mesela. Dünyanın en Hava Yolu Şirketi'nin hangisi olduğu nettir. O hepsi. Herkes aynıdır. Ama mesela bunlar kalkıp biz küçük firmalara da baktık. Bak büyük kurumların bakmadığı ufaklar arasında şöyle bir şirket var haberin olsun diyebiliyoruz. Hayır mesela. bir de şunu soracaktım dolaylı olarak yani oturup 1500 kişinin bu analizi tekrar tekrar yapması yerine FLU şirketinin analizi zaten açık. Al bunu diyemiyor A musun? Abi hedge fund hep konuşulur ya mesela. Hedge fonların bir bölümü, büyük bölümü hatta 2-3 kişiyi çalıştırır. 4 kişidir adamlar tamam mı? O adamlar mesela bu firmadan bu hizmet satın alıyor. Yani müşteriler rapor yollarken kafası masasındaki 8 kağıttan 5'ini söylüyor. 3'ünü kendisi kullanıyor. O çorbanın tarifi diye. Ha, bakıyor. var mı öyle bir şey? Var tabii. Bazen istisnai olarak hisseyi aldıktan sonra söylüyor. Ha. Alıyor, söylüyor. Sen alınca artıyor. O daha önce aldığı için yani artmış oluyor. Bunu falan. örnek olarak veriyorsun bildiğinden. Tabii tabii okurum için söylemedim Hı. ya. Bu yapılıyor demek istedim. Burada ise mesela 3-4 kişilik hedge fonlar buna zaman ayıracak ve emek verecek şey yok. Şey gibi düşün ya. Biz mesela muhasebeciyi outsource ediyoruz. Ya da mesela insan kaynaklarını dışarıdan hizmet alıyorsun. Diyorsun ki ya buraya İKC ne koyayım abi? 5 kişiyiz zaten. Ayda 2000 lira veririm. Bordromu çıkarır diyorsun. Aynı mantıkla bin veririm adam bana raporları getirir incelerim al sat yaparım şimdi geldik senin sorun olduğu yere o çocuk bunda hepsini bilmiyor o çocuk bu datalar üzerinden trade tekniğini biliyor tek seferde bütün parayı bir kağıda yatırmayacağını biliyor sektör bölmesi gerektiğini biliyor Mertcan gibi kamerayı düşürmeyeceğini biliyor <laughs> <laughs> ve düşürmüyor. Güzel. Yüzde iki kar gördüğümüz satacağını biliyor. Ya da işte yüzde iki zararda çıkacağını biliyor filan. Yani orada aslında işin bir bölümü var. Dolayısıyla... Peki o zaman en önemli soruya geleyim hocam. O çocuğa ne gerek var? Onun yerine bilgisayar koyamaz mıyız? Zaten şu onu yapanlar da var şu an. Var ya şu anda adamlar sisteme geçtik abi diyor. O çocuğun kendine çok büyük faydası oluyor. Son dönemde hatırlıyor musun? Sadece yüz kişi için bu imkanı açıyorum. Evet. Son <laughs> bir kişi kaldı. Ben sizin paranızı yöneteyim diye kendine çalışıyor Tabii. <laughs> Hakikaten bu yapay zeka alıyor onların yerini galiba. Valla şu anda Türk Türkiye'de benim bildiğim çok iyi çalışan iki kişi var. Daha çok vardır da ben ikisini tanıyorum. Yani Baya bildiğin tabii bu arada şey değil yani böyle çok genç zeki çocuklar oturup yazılım yapmışlar gibi açıklayamazsın. Bu adamlar piyasada işlememiş adamlar. Ya öyle bir şey yok yani anlatabildim mi? İki tane genç çocuk bir araya dataya baktı falan değil. Ve kendince şu haberde alırım bu haberde satırım bilgisi var. Bunu yazılımcıya aktarıyorsun. Buna da knowledge engineering demişler. O bilginin dijitalleştirilmesini sağlıyorsun. O bilgi dijitalleştirdikten sonra artık şuna bakıyoruz. Ben ne yapıyordum? Kırmızı çizgi yeşili kesince satıyordum ya. Kırmızı yeşili kesince makine direkt satış emri veriyor. Peki şirketin değerine nasıl geliyorsun? Öbür iş valuation dediğimiz iş biraz daha farklı bir iş. Birkaç yöntem var. En böyle temel iki yöntemden bahsedeyim ben burada. büyük bir iş çünkü bayağı ciddi bir iş. Köşedeki kuaför devren satılık. Kuaför kaç para eder? Abi dükkandan bahsediyorsak çok çok basit. Ama dükkandan bahsetmiyoruz. Orada emek veren o iyi kuaför çocuk da bizimle kalacak değil mi? O zaman kaç para eder? Çok zor bir soru. İki tane baba yöntem var. Kolay olan şu. Eğer halka açık ve benzeri olan firmalardan bahsediyorsak, Türkiye için mesela çimento. Sen yarın Hakan çimentoyu halka açıyorum desem <laughs> çok basit abi. Ülkede 15 tane halka açık çimento var. Halka açılacağız. Çok basit. Şöyle bakıyoruz. Ciron ne kadar, boyun ne kadar, bosun ne kadar, kime satıyorsun ne ürünün bu. Sana yakın bu abi. Borsada bunun piyasa değeri de. Çünkü 50 dersek 50'ye var abi zaten. 30 yılın firması, 100 yıllık firma yani. Seninkini 43 diyeceğiz. Diyeceğiz ki bak aynısı 43'e veriyorum falan diyeceğiz. Bu kolay yöntem. IPO mu deniyor? IPO. Initial Public Offering. ilk halka arz yani. Gördüğün gibi ilkel bir yöntem. Çünkü onun fiyatının doğru olduğunu nereden biliyoruz? Doğrudur herhalde. İşlem göre göre doğru fiyat. Bu bir yöntem. Diğer baba yöntem, ikinci söyleyeceğim yöntem ise şu. Gelecekteki nakit akışlarını bugüne indirgemek. Problemli yerdeyiz. Çünkü Flu TV gelecek sene 100 bin üretir. Bir sonraki 150 bin. Mustafa Bey ne diyorsun? Hocam biz her 130 büyürüz. Peki 100, 130, 169, 200, 250 bir şey bir şey bir şey bir şey. Sonra onları bugüne iskontolayacağız. Sorun bir. Her sene 130 büyür müyüz? 3 sene evet de yani 24. yıl kaç büyüyeceğimizi herhalde Mustafa <laughs> Bir süre sonra dünyayı ele geçirir. Bir, iki, yedi yıl sonraki nakti bugüne hangi orandan indireceğiz? Şu anda enflasyon 100, geçen sene 27, seneye bilmiyorum. Dünyada değil. Ama yine de problemli bir kere yani. sonsuz yani tamam mı? Şimdi mesela bununla ilgili yıllar önce... Türkcell halka açılırken iki şey hatırlıyorum mesela. Mesela bir, benzerlerinin fiyatına bakacağız. Yok, Türkiye'de ilk o halka açılıyor çünkü bir operatör olarak. O zaman diyorsun ki okey bunu kullanamayız. O zaman gidip şeye baktılar mesela. Güney Kore'de o boyutta bir operatör bulundu yaklaşık. Abone sayısı falan. Abone başına örnek veriyorum iki dolardan firmanın değeri şu kadar, 2 dolardan değeri bu kadardır diye bir fiyat bulundu. Bu bir. Yetmez. İki, büyüme hızına bakarak gelecekteki nakit akımları tahmin edilip onların bugünkü değeri indirildi. Yöntem iki. Şu anda anlatmayacağımız 3-4 yöntemle fiyatlar buluyorsun ve diyorsun ki 2 milyar, 2.3, 2.5 değişik yöntemler ya. Yani. Kim karar veriyor bunu? Kabulünü kim yapıyor? Ha, aracı kurum genelde şey diyor. Bak bulduğumuz fiyatlar 2 ile 2.5 milyar dolar arasında. 2 ile 2.5 milyar dolar arasında eder bu. Biz bunlardan en düşüğünü alalım. 2. Üstüne de %10 is iskonto koyalım 1.8. Bunu da pazarlama olarak kullanıyorsun. Bakın arkadaşlar. El, Biz bu yöntemlerle bunu bulduk. Bunların en düşüğünün de %10 altında fiyatta halka arz ediyoruz. Ama böyle olsaydı bütün hisseler ilk çıkışlarında artardı. Oy öyle olmuyor. E tabii çünkü o firma 2 milyar dolar eder diye düşünmemiz ve halka açıldığımız günkü Türkiye'nin hali bir bile tutmayabilir. Veya halk inanmıyor olabilir. Halk sonra. inanmayabilir. Teorik olarak bulunan bir fiyatlama. Nasıl bulundu desen böyle bulunuyor. Peki bu çıktı. 2 milyar dolar dedin. Flu evet. TV, FLU veya HKN, HKN NMC. Full olsun. Benimki kodları çok zor. Ee, bir defa kaç hisse çıkaracağını falan onların hesapları yapıldı. Yani diyelim ki %30'unu halka Bravo. açtın. Bravo. 2 milyar. Demek ki %30'u 600 milyon dolarlık. Abi adım atmadan bir düzeltme yapman lazım müsaadenle. Şöyle çalışıyor. Flu TV'nin sermayesi 1000 liraysa %30'unu satacaksan bak sen fiyat dedim ben sermaye diyorum bizi takip edenler için. Sermayesi 1000 liraysa diyoruz ki Flu TV'nin 1000 tane hissesi vardır diyoruz. O sabit. Tamam mı? Sen %30'u satacağım deyince 300 adet hisse basacaksın. Bu da kesin. Sonra diyorum ki bir dakika ya Flu TV sermaye yani bin lira da sen kaç para edersin? Sen 2 milyar ki, dolar. O zaman abi 2 milyar deme şimdi kafadan çarpamayacağım yani. O rakamı 1 milyon bine diyelim. böleceğiz ki ha. hisse fiyatı bulacağız anlatabildim mi? Ha, anladım. Bin lira sermayen var ama Flu TV 10 bin lira eder dersen ben diyeceğim ki 10 bini bine böldüm her bir hissemiz 10 liradır diyeceğim. 300 tanesini satıyorum. 3 bin liralık halka arz yapıyorum. Mustafa 10 liradan aldı, aldı bir Aldı elinde patladı 7 liraya, 7 düştü. liraya düştü. değeri şey mi oldu? 7, 7, 7 bin lira artık. Bugün artık piyasa onu değil, piyasa milyar. belirliyor. Piyasa 7 bin lira oldu. 11 bin oldu. 12 bin oldu falan filan. Ama pratik olarak günlük 7000'den 8000 6000 flüye etkilemeyecek doğru mu hiçbir şey değil bu koç Ali'nin haberi yok yani çünkü sabah akşam bakmıyorlar hangi baş, sattı kaç çünkü oldu falan yani. filan diye yani. bir de satış yapmıyor ki hem öyle hem de bugün ilgilendirmiyor ama çok önemsiz bir bilgi diyemeyiz çünkü bundan 3 yıl sonra ben Flu TV'yi satacağım dediğin zaman adam şey diyecek. Borsada kaç para ediyorsun diyecek. Günlük önemsiz şey önemli. Yok artık bizim firmada 10 bin lira etmez yani artık 50 bin ediyor dersin. Bazen görürüz falanca filan şirketi borsadan kendi hisselerini şu fiyattan alacağını açıkladı falan der ya. Onun sebebi o. Adam diyor ki ya kardeşim bizim firmanın borsa değeri 300 milyon dolara düşmüş. Bizim kasada 300 milyon dolar para var. Biz azaldım. Bu Alalım bunu geri. <laughs> bu, bu kadar da değil yani falan diyor mesela. Ve çünkü, o zaman hemen artıyor tabii. Çünkü kendince çok ucuz. O parayı bankaya yatıracağını kendi hisselerini geri alıyor. Sırası geldiği için soruyorum. Bu gazete falan çok geçen bir laf var. O, o galiba onunla ilgili. Yani aslında Jeff Bezos'un işte şu kadar parası var dedikleri o para değil değil, değil mi değil. bu. Mal Hisseden var. bahsediyor. Mal varlığı. Hisse senedinin doğru mal gerçek, varlığı. Gerçek, gerçekte bir para yok yani ortada. Tabii hisse senetlerinin toplam değeri. Onun için der ya mesela borsa düşüşünden ettikleri zararlar. Jeff Bezos 3 milyar, öbürü 5 milyar. Var <laughs> <laughs> garibim falan. <laughs> e şimdi İlker'in firmasının değeri düşüyor. İlker sürekli düşünü yapamaz mı? Hep olumlu haber çıkartıp bu ekonomi okur yazarlarını ateş edemez mi yani? Der ki artık Facebook'ta da Flu TV açıyorum, TikTok'ta da açıyorum, yeni bilmem ne plazaya taşındık, şu şu makineleri aldık deyip sürekli bir olumlu bombardıman yapamazsın. Hocam gördüğünüz gibi biz hep işin üç kağıdındayız. Evet, ya, niye böyle abi? Bir de, bir de bak dikkat et. Üç kağıt andırken ilk kere ediyor. Kendi yani, kendisi ilk Benim beklentim zaten sen ortak olurken abi yeni makine almam, büyümem falan. Bu haberleri sen oldukça ver zaten. Fakat bu verdiğin haber gerçek değilse eğer zaten anlattığım modeli unutmayalım. Halka açığız abi. SPK'ya bildiriyoruz. Kapa bildiriyoruz. Dolayısıyla SPK da burada garip bir görevi var. Halkın avukatı gibi. Yani çünkü ben düşünsene almışım Flu TV hissesini. Flu TV yeni binaya taşınacağım demiş. Ben bu takip edeceğim abi. Bin liralık Flu TV'm. Onu mu takip edeceğim? Yani ama taşınmazsam birisinin babacığım niye yapmıyorsun demesi lazım. O SPK. Onun için bunu sürekli yalan üzerine kuramaz. Manipülasyon olarak söylememiştim de mesela. Normalde hava atmayı sevmez. Her yaptığını söylemez. Ama böyle bir durumdaysan pozitif her şeyi de bir yandan söylüyor olmanın avantajı Kesin var. lansman yapmalısın. Değerini arttırmaz. Amacımız bu zaten abi. Düşünsene. değer artıcı, Ben de kazanacağım. siz de kazanacaksınız. PLU örneğine dönersek çıktı işlem görüyor. Yani bütün bu analizleri yaptık, IPO'sunu da yaptı. binde atıyorum. Tamam. Alsın mı mesela? Onun, 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 bunu onu mu alacağım dediğinde ha. senin bireysel bu analizleri yapman lazım. Bu çok zor bir şey bence. Onun için önerimiz şu bizim. Aracı kurumlar zaten bu raporları da yayınlıyorlar. Bizim aracı kurum olarak önerimiz şu 5 kağıt diyor. Ben diyorum ki o 5 kağıt incelenmiş nasılsa. O 5 kağıttan al. Bunu yaparken de şeyi atlama ama. Bütün paranla bir kağıt alma. Üçe böl, beşe böl. Bütün paranın ne bileyim %30'dan Fazlası borsada olmasın gibi yani senden beklenen aslında akıllı ol akıllı ol abi sepet oluştur sepetinin bir bölümü hisse olsun o bölümü ben yüzde olarak söyleyemem İlker çok risk seviyor mesela yüzde yetmiş hisse alsın ben sevmiyorum yüzde otuz hisse alayım Anlatabildim mi onun da bir rakamı yok yani risk algına göre portföyünün diyelim ki yüzde otuz'u hisse o otuzluk bölümü de on hisseye bölmen lazım hangi hisseler aslında yazılı hangi aracı kuruma girsen yazıyor şu kağıtlar diyor onlar arasından seçeceksin şu beş kağıdı tercih etmenizi salık veriyoruz diyorlar herkes onlara yönelirse ekim kaybediyor burada. Yükselen dalga tüm gemileri kaldırır diye bir laf var ya. Yani borsa yukarı doğru giderken, tabii yukarıdaki yani endeks yukarı doğru giderken endeksteki kağıtları alan herkes kazanabiliyor. Yani sen kazanıyorsan mutlak sürede benim kaybetmem gerekmiyor. Borsadaki eğer short tarafı yoksa, vadeli tarafı yoksa yani direkt bir hisse almaktan bahsediyorsak. Öyle olduğu için de o verileri takip eden herkes aslında kazanabilir. Tabii ki veriler her zaman doğru sonucu ulaşır demiyorum. Burada fark şurada çıkıyor. Bence biraz nüans olarak hani böyle ufak tefek köşede kalmış kağıtları bir sürü kurum incelemiyor. Sırf onları inceleyenler var diyorum. Onlar genelde kurumlar değil çünkü böyle hani youtuberlar falan. Kendi kendine çalışan insanlar. Kıyıda köşede kalmış kağıtları inceliyor. Onlara odaklanan insanların radikal fazla kazanması ya da artan borsada kaybetmesi gündeme gelebiliyor. O da farklı bir risk algısı. Makul bir risk almak istiyorum. İşte herkes ne yapıyorsa yapayım. Çok da vakit ayırmak istemiyorum dersen aracı kurumların raporlarına bakıyorsun. 5 aracı kurum her biri onar tane kağıt söylüyorsa 7 ya da 8 tanesi ortaktır. Bir iki tanesi farklıdır. Onlardan alıp sepet oluşturursan tahmin edildiği gibi borsa iyi giderse para kazanırsın. Ama ben kıyıda köşede kalmış bir kağıttan senin 10 katın kazanabilirim ya da arsan borsada kaybedebilirim. O da yine kendi içinde bir risk dağılımı. İkincisi Türklüğe çok daha uygun bir yöntem. Çok daha uygun tabii. Aynen. Ama ben o tür hiç kazanan görmedim. Bunlardan mı? Taksici, kuaför falan. Abi yani kripto <laughs> dünyasında bile yani kendi adımı konuşuyorum. Problemli bir şey oldu anlatırken adam şey diyor. Bitcoin onlar modası geçti değil. Daha antik kuntin bir şeye gitmeye çalışıyor falan. Yani. <laughs> Zaten bu kendi kendine tek başına baya bana göre antik kuntin bir şey yani. Hani onu bırakıp bir de falan filan haklı yani ondan %10 bin kazanabiliyorsun ama sıfırlayı da O zaman geyikle kapatalım. FLU ya şimdi. Ben de FLU'nun CEO'suyum veya Mustafa da ortak. İşte gidip bir arkadaşına şey diyebilir. Abi FLU al. FLU al abi. Büyük atak yapacaklar. Her şeyi sat. <laughs> abi göm. Göm. FLU'ya göm. Evi arabayı sat. FLU al. Abi önce ben FLU'yu alayım. Ondan sonra bu haberi yayalım. Böylece <laughs> kârı kırışırız abi. Böyle Oradaki mi? kedi tanıdık diyor. <laughs> Şimdi küçük parayla yatırım yapıyorsan. Mesela bin liran var. Yatırım yapıyorsun. Şimdi bin lirayı abi hani ikiye katlasan zaten iki bin lira olacak. Bir şey fark etmiyor. Şunu istiyor. Yüze katlamak istiyor. O zaman iki, yüz bin lirası olacak herifin. Genelde o bin lirayı kaybetmekte sonuçlanıyor. <laughs> e zaten riskli hani... <laughs> bir şey alıyorsun. Kıyıda köşede kalmış. ...işlem hacmi en yüksek olan, halka açıklığı en yüksek olan, piyasa değeri en yüksek olanlardan endeks oluşturuyor diyorsun. Bu endeks dışında diyor. Demek ki halka açıklığı en düşük olan. Anlatabildim mi? Yani hani tanımı var bunun ya. Sen diyorsun ki ben bunu alacağım ve çok kazanacağım. Peki her şey sizin dediğiniz kadar güvenliyse borsada ve rasyonelse o zaman bu manipülatörler, spekülatörler, üçkağıtçılar, dümenciler, dalgacılar bunlar nereden çıkıyor? Bir dakika her şey çok garantili falan demedim. Öyle bir şey yok Hayır, yani. Senin kurduğun resimde hiçbir şey olamaz. EPK kontrol ediyor. Halka açık. Her şey şeffaf. Evet. Şirketin datası doğrudur anlamında konuşuyoruz. Ama borsa artacak gibi bir şey söylemedik. Hocam izler. Matrix, Matrix. Onlara gelelim. Dün patladı o işler. Hocam şimdi teorik olarak köşedeki kebapçıdan gelen bilginin yanlış olabileceğini <laughs> ama halka açık olan bir firmadan gelen bilginin doğru olacağını varsayıyoruz. Bunu Yalnız standı. Kebapçılar Federasyonu ve Kuaförler Federasyonu aradı. <gülüyor> Karşıyız. <gülüyor> Sürekli bizde alay ediyorsunuz <laughs> dediler. Hocam tabii bunu delmek isteyen birileri mutlaka olacak. Çünkü demi verdiğim ise, böyle, alan çok enteresandı. Sen diyorsun ya Flu TV gidecek. Şimdi sen bunu gerçekten Flu TV gidecek diye düşünerek söylemiş olabilirsin ya da fiyat arttırmak için söylemiş olabilirsin. Ya yani bunun yakalanması da çok kolay değil ama yakalanırsan suç demiş olayım sana. Abi bir ara bayağı tokatçılar vardı borsada. Ya yani operasyon yani. yapan bir takım insanlar, var insanlar vardı. Var mı hala onlar? Hala var. Ara ara da yakalıyor SPK. İşte bu adama işlem yasağı diyor. Şimdi nasıl yapabiliyorlar? Diyor. Nasıl yapabiliyorlar? Yani düşünsene, sistemi yenmek için bir şey yapıyor. Hack hacklemeye çalışıyorsun. Yani adam Windows'u ekliyor abi. Yani gidiyor şey yapıyor mesela örnek veriyorum. Karşı taraf çünkü hani Watchdog dediğimizin takip eden kurum da şeye bakıyor. Bir kişi sürekli alsat yapıyorsa onu takip edeyim diyor. O da diyor ki mesela paramı 10 arkadaşa böldüm diyor mesela yakalayamasın diye. Sonra aynı kağıtta daha önce hiç işlem yapmayıp bugün 1 milyon üzerinde işlem yapanları takip edeyim diyorsun. Adam 999 binlik işlem yapmaya başlıyor falan. Yani bir şekilde sistemi yenmeye çalışıyor. Şey olabilir mi? Kuaförler ve kebapçılar ve taksiciler belki onlar da bir dümenin parçası olabilir mi bilmeden? Takside de ama radyodan anons yapılıyor merkezden. <laughs> Arkadaşlar bugün FLU'yu yükseltiyoruz. Hayır ya şunu kastediyorum Ben bindim bugün taksiye Dedim ki ya Seni çok sevdim so Şöyle bir şey söyleyeceğim FLU abi kopacak Al dedim Şeyi biliyoruz biz aslında Haberlerin yayılma hızı Çok yüksektir <laughs> yani Eğer taksici buna inanırsa Ve diyelim ki o gün aldı Biraz da arttı Ben de buradan Başka yerden aldırdım FLU'yu Arttı Biz bunu kullanabilir miyiz diyorsun yani? <laughs> Çok iyi fikir ya Olabilir Hayır, <laughs> bu, e... bu olamaz mı? Çocukların cebine <laughs> Beşer yüzler verip Oğlum oradan oraya taksi <gülüyor> <bu."> <gülüyor> Aslında Elon şey Musk'ın Yaptığı şey de evet. O bunu Twitter'dan yapıyor Şu anda bizi izleyen yaklaştırmıştım. Ben kendi portföyüme geçen hafta aldığım hisseleri söylesem ben de alayım diyen birkaç kişi çıkar. Ya evet. bu çalışır. Anlatabiliyor evet. evet. muyum? Dolayısıyla onu bu çalışır. çalışır. Bu konuda ufak bir eleştirme olacak SPK'ya. Yani bu yatırım tavsiyesi değildir dedikten sonra her şeyi söyleyebiliyorsun. Ben anlamadım onu yani. yani <laughs> yatırım tavsiyesi değildir ama dolar çok yükselecek desem ben şimdi. Ne oluyor o zaman? Yatırım tavsiyesi olmamış oluyor. Ya. <laughs> ama yatırım tavsiyesi oluyor. <laughs> o zaman ekonomi programı olmayacak yani. Soruşsunuz <laughs> Hocam dolar ne olur ya? Başka bir mevzu yok ya. Yani. Ülkede bir tane problem var ya. Dolar ne olur? yemeği getirip bunların köfte değildir demek gibi bir şey yani. <laughs> Finansçılar arasında da tavsiye vermek etik dışı bir şey midir? Sen mesela finansçısın bana tavsiye verebilir misin? Hocam niye vermeyeyim sen beni dikkate aldıktan sonra. Buradaki mesele alenen yapılması bunun. Yani yatırım tavsiyesi gibi yönlendirme gibi. Yani kısık sesle söylediğin zaman. <laughs> ben öyle bir yere çok para yatırsam isterim ki inşallah düşer de zan altında kalmam diye. <gülüyor> <gülüyor> ya burada abi işte aynı nokta aslında, gri bölge meselesi var. Yani bu nasıl toparladığına geliyor Yoksa ben bir fikrim var. Kendime kağıt almışım. Sana da söylüyorum. Burada bir sıkıntı yok. Ben bunu buradan söylediğim zaman birkaç bin kişiye orada amacım takip edilecek. Hakan gerçekten kendi portföyünü mü söyledi? Yoksa bir şey mi yönlendiriyor? Şirketten mi para aldı? Oradan mı bir şey yaptı? Manipüle etmeye etmeye Peki sana son sürüm özer ol. Seni yeneceğim özer ol. <laughs> Diyelim ki manyak gibi analiz yaptın. Yaladın yuttun kaç şirket varsa bizde hepsini biliyorsun. Verdiğin tavsiyeden ya da boşver tavsiyeyi aldığın hisseden yüzde kaç eminsin? Abi aldığın hisseden çok yüksek miktarda emin olursun çok çalışırsan. Ama sorun şu ekonomi analizi, sektör analizi firma diye geldik ki biz buradayız abi. Yani biz bunu konuşurken en yukarıdaki seçim derse, savaş derse, derse hır derse, gür derse, kriz derse hangi kağıdı aldığımız önemi kalmayacak. Yani burada büyük bir belirsizlik var. Ya tabii. da biz bunu konuşuyoruz. tek başına o firma belirleyemez sektörün nereye gideceğini. E çünkü budur dedim, bu sektör dedim abi. Sektörde sıkıntı çıktı yani. Hava yolunda çıktı, orada burada çıktı. Ama şunu söyleyebiliriz yani adını koyalım. Çok böyle gri bir şey, dalgalı bir yer gibi bakmayalım. Çok çalışırsan elbette diğer herkesten daha avantajlı başlarsın bu oyuna. Öyle değil mi? Şimdi sen Çalışırsan bağ olur, çalışmazsan <laughs> dağ olur. Öyle, <laughs> daha önce nereye yatırım yapalım dedi, kendinize yapın dedi. Şimdi nasıl yapalım? Dedi, çalışın diyor. Dedi. E bu programı niye çekiyoruz hocam? Ya çalış, hocam çalışmadan yok mu bunun yolu ya? Var, var. mı? Var. Nedir onun yolu? Var tabii abi olmazmış. Ya anlatsana hocam Ha, mı? Söyle abi. Ha. Tamam. Anlaştık mı abi bak bunu da söylemiş olduk. Harika ya. Yatırım tavsiyesinde de bulunmuş olduk. Fakat galiba seste bir arzu Yap. oldu orada neyse Yap. ya. O zaman onu ücretli programımızda <gülüyor> <gülüyor> alttan. Hocam harikaydı. Evet, çok harika teşekkürler. Sağ Görüşmek üzere. Teşekkür arkadaşlar. ederim süper. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek <laughs>